Nihayet evimize, şatomuza döndük. Şimdi ben küvetin içine girip bir keyif banyosu yapmaz mıyım? Yapamayacaksın Duducuğum. Çünkü dinlenemeden önce daha da çok yorulacaksın. Perihan, ikinizin de ne yaptığını çok iyi biliyorum. Ay. Pardon Taceddin'ciğim. Zarar yok. Size bu yüzden çok özel bir ceza vereceğim. İkiniz de bugün evlatlarını kaybetmiş bütün annelere çiçekler götüreceksiniz. Ah, gece yarısına kadar süreniz var. Duducuğum, Eda'cığım, beni duydunuz mu? Ya duyduk duyduk fakat anlayamadık. Bu gece yarısına kadar bütün dünyaya mı? Evet, bütün dünyaya. O çiçeklerden bir teki bile bir anneye ulaşmazsa size ne yaparım biliyor musunuz? Ha? Bütün sihir yeteneklerinizi elinizden alırım. Ay çok fenaymış. Ah, gece yarısına 10 dakika var. Uç Eda uç. Uç anne uç. Ah şöyle. Merhaba Betüş. Hem hiç çocuk doğurmamış sana, hem de annesiz kalmış 3 çocuk olarak, yani abimin, Çilek'in ve benim adıma yazıyorum bu mektubu. Herkes anneler gününde annesine eşsiz bir hediye vermek ister. Ben de sana ne vermek istediğimi uzun uzun düşündüm. Kalbimizde annemizin yokluğundan kalan boşluğu bize gösterdiğin sevgiyle kocaman doldurduğun için. Bize her sabah günaydın çocuklarım dediğin için. Her sorunumuzda bizi kendisi doğurmuş olan bir anne gibi bize yardım ettiğin için. Sana hala anne diyemesek de içimizden hep anne dediğimiz için. Düşündüm de alacağımız hiçbir hediye bunları yeterince söyleyemeyecekti. O yüzden sana 8 yaşındaki kızın Ceren'in el yazısıyla bir mektup bırakmak istedim. Bu seninle ilk anneler günümüz ve hayatımızın sonuna kadar annemiz kalmanı istiyoruz. Ceren, Cem, Çilek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.